Stanford'a geçeceğim. Sonra da biraz Oxford'dan bahsedeceğim. Stanford'da yine Computer Science'ın altında track dediğimiz alanlar var ve bu alanlardan birini seçerek yürüyebilirsiniz. Tabii Stanford'ın şöyle bir farklı artısı var. Stanford Palo Alto diye bir yerde, San Francisco'ya çok yakın. Ve burası da Silikon Vadisi'nin yanında, çok çok yakın. Ve Silikon Vadisi de şu demek: aklınızda bir takım düşünceler varsa, girişim yapmak istiyorsanız işte tam fırsatı demek. Dolayısıyla Stanford'da Computer Science konusunda bir şeyler yaptığınızda ve aklınızda da bir takım girişimci düşünceler varsa, startup düşüncesi varsa yeşerebileceği güzel bir ortam Stanford. Neler var içinde? İşte Artificial Intelligence var, Biocomputation var, Biocomputation az önce bahsettim, çok kısa kısa şimdi isterseniz biraz onlardan geçeyim. Mesela AI, Artificial Intelligence da Stanford'da işte yine mantık, olasılık, istatistik, makine öğrenimi, konuşma tanıma vesaire bunları görüyoruz. Biocomputation track'i seçtiğimizde biyolojiyle bilgisayar bilimini birleştiriyoruz, gene istatistikler kullanıyoruz. Bilgisayar mühendisliğini seçtiğimizde Computer Science'la elektrik mühendisliğini birleştiriyoruz. Networking alanına gidebiliriz. Yani bu hani kişisel network değil, donanım ve yazılımın network'ü. Ya da dijital sistemlere yönlenebiliriz. Bu da donanımın yapılması, nasıl anlatabilirim? Yapılması daha çok malzemeler vesaire, ama azıcık da yazılım var içinde, öyle çok boyutlu değil. Ya da robotics ve mechatronics seçebilirsiniz. Onda da donanım ve yazılım ikisi de var. Yazılım çok şekilde var. Üç tane alanda ilerleyebilirsiniz. Grafik bölümünde, grafik trackinde ışık, gölgeler, videolar, dijital ortamlar, simülasyonlar, bunları çalışırsınız. Bunun dışında bir de şu var, değişik olan, hani human computer interaction var Stanford'da, farklı olan, yine insanı ve bilgisayarı birleştiren. Bunda da ne yapmak istiyor? İnsanların rahat kullanabilecekleri bilgisayar ürünlerini yaratmak istiyor aslında. Ne kadar önemli bir şey, ne kadar güzel konuda çalışıyorlar. Bir de information'ı çalışan, yani datayı, bilgiyi çalışan bir track'i var. Adı information, tamamen öyle geçiyor. Sistemleri çalışan bir bölümü var. O da systems diye geçiyor. Güzel olan başka bir şey var. Burada esas hani durup bunu anlatmak istiyorum. Burada da individually designed dediği bir şey var, bir track var. Bu da sizin yapmak istediğiniz bir şey var ve bunların içinde değilse, siz bireysel olarak bunu talep edebilirsiniz ve bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Harvard'da bunun computer science'da olmasa bile birçok dalda İstediğiniz bir minor, bir track, bir alan, bir şey varsa sizin için yaratmaya hazır oluyor. Ama bunun için bir sizin hazırlık yapmanız gerekiyor. O hazırlıkta ne yapmak istediğiniz, nasıl yapacağınız, nelere ihtiyacınız olduğunu gibi bir takım ön bilgileri hazırlamanız gerekiyor. Okulda onayladığında çok güzel, farklı, başkalarına da ilham verecek, başkalarının da katılabileceği kişiye özgü bir takım bölümler, alt bölümler dizayn edilebiliyor. Bu üç tanesi saydıklarım Amerika oldu. Aslında UBC'de de, Computer Science'da bu saydığım başlıklarda muhteşem çalışmalar yapıyorlar. Bunları da başka bir fırsatta anlatayım. Hepsi çok oluyor çünkü.